Efendim Yeşil Ekonomi ile yayınımız sürüyor. Bugün inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri yayınımızda. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamit Demir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, yani bir sürü şey konuşacağız. Sektörün geldiği durumu, geleceği durumu, geleceğini vesaire değerlendireceğiz. Sizden görüşler alacağız ama benim bir şey dikkatimi çekiyor. Sizin projelerinizin isimleri. Ay ışığı, yağmur vesaire, böyle nar çiçeği, gün ışığı. Yani böyle doğadan isimler. Gerçekten uyumlu mu? Yani bu isimleri, bunları kullanıyorsunuz da, kullandığınız bu isimlere uyumlu inşaatlar mı yapıyorsunuz? Şimdi uyumlu... Yani nar çiçeğinde nar var mı mesela? Ya da yeşillik var mı? Yeşil alan var mı orada? Gerçekten nar çiçeğinde narlar diktik. Evet. O bir gerçek, evet. Yeşil alanları diktik. Şimdi artık yeni projelerde biz 28 senelik bir firmayız. Doğru. Biz 84 senesinde kurulmuş bir firmayız. En eski firmalardan biri. Yani şimdi inşaat sektörünün geçmişi de öyle yüzyıllara dayanmıyor, evet, Türkiye'de. Tabii ki. 80'li seneleri ve 90'lı senelerinde konutlar yapıyordunuz. Yani bir blok, iki blok, üç blok, altında dükkanlar, 3 metre 5 metre çekmeleriyle bahçesi olmayan konutlar yapıyordunuz. 2004 yılı itibariyle büyük arazilere, işte 5 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm arazilere siteler yapma imkanları oldu. Siteler yapma imkanı olduğu zaman da ne oldu? İstediğiniz gibi yeşillendirebildiniz, bahçelendirebildiniz, ağaçlara dikebildiniz. O yüzden de biz o dönemde 2004-2005 yılı döneminde bir yabancı isim hayranlığı varken biz dedik ki ya biz de tam tersini yapalım. Yerli isimler koyalım. İşte çiçek isimleri, gün ışığı, nar çiçeği, ay ışığı. Bu şekilde isimler koyalım dedik. Bunda da olumlu neticeler aldık. Yalnız biz de bugünlerde ister istemez yabancı isim, işte Demir Romance. Şimdi şu an çok güzel bir projemiz var. Demir Romance diye. Yerli Türkçe ile İngilizceyi karıştırarak isimler oluşturmaya burada şeyin payı var mı? İhtiyacı duyuyorsunuz. Bu değişimde mütekabiliyet, hemen konuya da girelim bu arada. Kesinlikle payı yani, var. Kesinlikle payı yani var. Yani siz yabancılara satacaksınız. Yabancılara satacaksınız. Yani yabancı geldiği zaman isimde... Yeni müşteri yabancılar mı? Yeni müşteri çok yabancılar da demeyelim ama yabancı talebi var. Yabancı var. Talebi aslında normal olarak 2011 yılının sonu ve 2012 yılının Mart-Nisan'ına kadar talep daha fazlaydı. Kanunun çıkması, kanundaki itirazlar, kanundaki belirsizlikler yabancıları biraz daha duraklattı, geriye çekti. Yabancıların şu an İstanbul'un iç kısımlarında genelde ana merkezlerde biraz daha tercihleri var. Ama bizim gibi projelere de tercihleri var. Yabancılarda en büyük dezavantajlar şu. Sosyal tesisli bir sitede aidat sorunları. Yani diyor ki ben bir ay oturacağım burada veya bir buçuk ay oturacağım. 11 ay aidat ödeyeceğim. 11 ay aidat ödeyeceğim. En büyük sorunları bu. Çünkü adamlar aidat ödememişler. Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bunun bir alternatif çözümlerini bulacağız. Kendilerine de anlatıyoruz aidatların çok yüksek olmadığını. Yani 100 metre bir daire. Ama aidat alışkanlığı yok adam. Aidat alışkanlığı yok. Adamlar çünkü yani, oturdukları evde hiç böyle bir ihtiyaç duymamışlar. Sitelerde oturmamışlar, apartmanlarda oturmuşlar. Ben Orta Doğu'yu gezdim. Gezdiğimde de baktım ya villası var, ya bir apartman dairesi var ve böyle bahçe içerisinde sosyal alanda işte kapıcı hizmeti, bahçıvan hizmeti çok öyle yok. Kendi elemanı var bu şekil. Maaşlı elemanı da olduğu için 12 ayda kendisine hizmet ediyor. Yabancının bu alışkanlığını, bu Avrupalı da değil, bu Orta Doğu müşterisinde Avrupalı da bir İngiliz'i, Fransız'ı, bir Alman'ı gelip aldığı zaman bunu biliyor. Çünkü o yaşantıyı kendi ülkesinde de o aidatları verdiği için aidat sorunu olmuş mu? Ama Orta Doğu için böyle bir polemik var. İnşallah bunları da aşacağız. Aidat sorununu çözersek Orta Doğu'ya daha çok satarız diyorsun. Evet, yani Orta Doğu'da gerçekten aidatsız, hiç aidat ödemeyeceksiniz. Alacaksınız ömür boyu. Tüm aidatlarınız bizden, size sonsuz bir hizmet sunuyoruz dediğiniz zaman satışı biraz daha hızlandıracak. Bu da şimdi benden bu tüyoyu alan arkadaşlarımız da şimdi hemen harekete geçsinler. Daha çok satsınlar. Daha çok yani satsınlar, herkese evet. Pazar var diyorlar. Bilmiyorum tabii de. Kim alıyor şimdi onu da konuşalım. Yani biraz önce biraz konuya girdiniz gerçi. Yani Avrupalı da alıyor şu anda Türkiye'den daire ama Orta Doğulu da alıyor. Yani yoğunluk nerede? Kimler Türkiye'den, İstanbul'dan özellikle konut
yatırımı yapıyorak alıyorlar. Şimdi ya da bunu sadece yatırım olarak görmüyorlar herhalde, değil mi? O kesinlikle yani, yatırım olarak görmüyorlar. Oturuyorlar da yani. Oturuyorlar da. Bunun Orta Doğu Arap'la ilgisi yok. Bakın bizde geçen hafta İngilizler vardı, Fransızlar vardı. Daha önceki aylarda onlar da mı oturmak? Ruslar vardı. Oturmak için alıyorlar. Tığ gibi delikanlılar. İnanın Türkiye'miz demek ki güzel bir yerlere geliyor. Tığ gibi delikanlılar geliyorlar. Ya burada çalışacaklar. Burada çalışacaklar, evet. Bakıyorsunuz yani, konuşuyorsunuz. Bir müşteriyle ben bir istişarede bulundum. Alacak ve oturacak. Bir yatırım için almıyor. Oturacak. İşte ben 5 tane daire alacağım. Biz 5 arkadaş geleceğiz ve oturacağız. Şimdi Orta Doğu'daki de yatırım için alıyor. Ama Orta Doğu'daki yatırım ve oturum için alıyor. Ama Orta Doğu'daki bir ay oturum için alıyor. Ama bir İngiliz, Rus öyle değil. Diyor ki ben burada daimi yaşayacağım, çalışacağım. Avrupalıyla Türk gençlerine rakip geliyor. Evet, o Avrupalıyla Orta Doğu'nun aradaki fark bu. Gerçekten Türk gençliği kendini çok iyi yetiştirmesi lazım. Türk gençliği kendini yetiştirmezse inanın önümüzdeki yıllarda Avrupalı gençlik Türk gençliğinin karşısında çok büyük bir rakip. Çünkü Türkiye'de yükselen bir trend var. Ekonomi pazar var. Bundan da yararlanmak istiyor. Yani 60'lı 70'li senelerinde nasıl ki Türk gençliğinin Avrupa'ya akın etmesi, bugün de Avrupa'daki insanın Türkiye'ye akın etmesi çok hoş. 15 gün önceydi, 10 gün önce bir İngiliz'in işte genç tığ gibi bir delikanlı, ben burada çalışacağım, iş yapacağım, içinde oturabileceğim güzel konutlar almak istiyorum. Birkaç projeye gezdim ama sizin proje çok hoşuma gitti. Mutlaka sizden daire almak istiyorum. Şimdi yeni proje mi bu? Yeni proje. Nerede bu proje? Beylikdüzü'de. Beylikdüzü zaten yani projeden geçilmiyor. Orada hala nasıl satılıyor onlar? Beylikdüzü'nün bir Esenyurt bölgesi var. Orası kentsel dönüşüm gibi sanki. Kentsel dönüşüm. Esenyurt bölgesinde çok güzel bir projemiz var. Ayşe Vadi projemiz. Şu an 489 daire. 2011 yılının Mart ayında başladık. Şu an teslim etmek üzereyiz. Bu yılın sonunda bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Daha %75 seviyesinde sattık. %25 gibi satışa arz edilecek konutumuz var. Ama parke ve son finişleri geldi. 2013'ün Nisan ayında da Allah nasip ederse teslim edeceğiz. Esenyurt'ta kentsel dönüşümü gerçekten Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu kentsel dönüşüm çıkmadan önce, yasallaşmadan önce uyguladı zaten. Gecekonduları toplayarak. Ben biliyorum birkaç tane proje böyle kentin içinde bir takım evleri satın alarak ve çevresini satın alarak orada hayata geçti. Yani Esenyurt'un en çarpık yapılaşmasının olduğu yerlerde. Satın almadan öte çağırdı tüm ev sahiplerini. Sen bir dairede mi oturuyorsun? Sana iki daire versinler. Sana üç daire versinler. İkna yöntemi. İkna yöntemiyle senin kiralarını ödesinler. O gece kondular, inanır mısınız? Kapısının önünde bilene geçmeye korktuğunuz, irkildiğiniz o gece konduları topladı. 10'ar dönüm, 20'şer dönüm, 30'ar dönüm yaparak müteahhit arkadaşlara da çağırarak işte böyle yerlerimiz var, buyurun siz yapın dedi. Ve bizler de gittik, gerçekten o hizmetten faydalanarak çok güzel siteler yaptık. Bugün Esenyurt 15 sene önce sokaklarından geçmeye, 10 sene önce bırakın 15 sene, sokaklarından geçmeye korktuğunuz bir semtti. Ama bugün Esenyurt sağında Bahçeşehir, solunda Beylikdüzü, inanın Bahçeşehir ile Beylikdüzü arasında sivrilip yapılaşması çok düzgün olan, çok güzel sokakları, parkları, bahçeleri olan bir kent, ilçemiz oldu. Ben Sayın Kadıoğlu'nda, Belediye Başkanımız Kadıoğlu'nda gerçekten canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu konuda çok başarılı. Kentsel dönüşümü Necmi Kadıoğlu yaptı ve uyguladı. Uygulamaya da yani devam ediyor. Yani bu kentsel dönüşüm şimdiki çıkan kentsel dönüşüm değil. Oradaki daha önce de uygulanıyormuş demek ki. Kesinlikle. Bakın biz bunu 80'li senelerinde de uyguladık. Ben Cennet Mahallesi'nde arazi satın alırdım. 60'lı 50'li senelerindeki arazi çoğunluğu nedeniyle vatandaşlar arazisine sahip olamamış. Birileri hep gelmiş oturmuş. Birileri de gelmiş simsarlarda. Onlara o tapu tahsis belgesi vermiş. Sahte tapu tahsis belgeleri. Vatandaşlar yıllarca belediyeye bu paraları ödemişler ki bu araziler bizimdir diye. Ama bir gün arsa satın alındığında, karşısına çıkıldığında bir bakıyorlar ki araziler kendilerinin değil. Biz o insanlara 80'li senelerinde karşımıza alarak 5'er, 10'ar, 20'şer, 30'ar herkesi mağdur etmeyecek şekilde daire vererek, onların kiralarını vererek gece konduları yıkıp binalar yapıp binalardan sonra da taşıyorduk. Şimdi kentsel dönüşüm karşılıklı diyaloglar içerisinde anlaşmak demektir. Kentsel dönüşüm kanunu çıktı.
itirazlar var. İtirazlar da inşallah olumsuz olur. Olumlu bir şekilde de kanun çıkar. Yalnız kentsel dönüşümde maalesef çok çarpıklaşma var. Şimdi öyle bir şey ki bu çok zor bir süreç. Bugün yarın değil. Bugün bakın Gazi Osman Paşa, Küçükköy, Bayrampaşa. Bir bakıyorsunuz iç içe. Geçen gün Eyüp'ü gezdik. 18 dönüm bir arazi gezdik. 18 dönüm arazinin içerisinde 300'e yakın gecekondu var, ev var. Bu insanlarla nasıl baş edilecek? Gerçekten zor ve uzun bir süreç. İnşallah burada hükümetimiz başarılı olur. Şehircilik Bakanımız bunun üzerinde iradeli bir şekilde çünkü durur. Çünkü zaten şurası yol alırız. Yani bu kamu spotları veriliyor vesaire. Yani o evlerde oturanlar aslında tehlike altında. Kesinlikle çok tehlike. O büyük sıkıntı. Şimdi, yani bunu bir şekilde anlatma gerekiyor ama bunu anlatırken de yani şu imaj uyandı ister istemez. Yani bizi buradan çıkartacaklar, birileri bu işten rant elde edecekler şeklinde bir yaygın kanı var vatandaşta. Vatandaş kendi cephesinden bakıyor doğal olarak olaya. Yani ben burada işte ev başıma yıkılacak tarafını görmüyor maalesef. Burada nasıl ikna edilecek? Tabii o çok önemli. Orada işte müteahhitlere de iş düşüyor. Vatandaşımızın en büyük noksan yönü o. Şimdi benim orada bir 50 metre bir gece konduyu işgal etmiş. Orada oturuyor. Tapusu da yok. Tahsisi de yok. Gidiyorsunuz, size diyorsunuz ki 50 metreye sana 80 metre bir daire vereceğim. Kalkıyor diyor ki sen benim yerimden zengin olacaksın. Bana 80 metre daire vereceksin. Bu algıdan kurtulmamız lazım. Yok böyle bir şey. Sen gece konduda çok affedersiniz çöplükte oturuyorsun. Seni çöplükte oturuyorsunun bir kenara bırakın. O çok, çok tehlikeli tabii. Ben bu ülkenin işte vergisini veren, kurallarına uyan yurttaşı olarak öyle bir işgal yapamadığım için benim karşımda haksız rekabet içinde o. Yani değil mi? Yani bir de o var. Yani gayri yasal bir şekilde gitmiş orada arazi işgal etmiş. Bunu da bizim geçmiş dönemdeki siyasiler seçim dönemi. Ben göz yummuşlar. Evet, seçim gece kondular diyorum. Geçmiş dönemdeki siyasilerin göz yummasıyla o vatandaş da boşa gelip yapmamış. Kimse ona dur dememiş. Şu an dememiş. Yapamıyorsunuz. Tabii canım, ben bir şey demiyorum. Yani şu an yapamıyorsunuz. Şimdi geçmiş dönemdeki siyasilerin seçim yatırımları nedeniyle oluşan gece kondular bugün İstanbul'umuzun başına gerçekten büyük bir sorun. Büyük bir sorun ve sıkıntı. İstanbul'da olmazsa olmaz bir deprem var. Bu depremlerde en büyük sıkıntılar bunlar. Yani 70'li seneleri, 60'lı seneleri, 50'li seneleri yapılan gecekondular, binalar gerçekten çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Hükümet bu yasayı çıkarttı. Bu yasanın da çok süratli bir şekilde, ivedi bir şekilde ayrıntıları çıkmadı yasanın. Çıkmadı. İşte onların da çıkıp yönetmelik uygulamaya, evet, uygulamaya İtirazlar da var. İtirazlar nedeniyle de uygulamaya geçilmesi lazım. Yani İnşallah geçilir. Beylikdüzü'nü konuşuyorduk. Şimdi Beylikdüzü'ne metrobüs hattı da başladı mı çalışmaya? Metrobüs hattı başladı. Çok yani teşekkür ediyoruz.